Ben gittikten sonra da gözün üstünde olsun. Bir zararı gelmesin. Bunların etrafında olan herkesi tek tek araştır. Tamam abi. Ne oğluma, ne karısına, ne de etrafındakilere. Hiçbirine bir zarar gelmesine izin vermeyin. Merak etme sen. Hep bir adım arkalarında olacaksın, unutma. Tamamdır abi, için rahat olsun. Efendim Deniz. İyiyim, sen nasılsın? Burada daha işim bitmedi. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Hayır kızım. Henüz Kerim'le konuşamadım. Annen ne yapıyor? Tamam. Ben onun da bir sesini duyayım. Hi honey. How are you? Are you okay? Efendim? Alo? Fahrettin Bey. Evet. Ben Kerim. Oğlum. Sizinle konuşmamız lazımmış. Evet. Lütfen. Neredesin? Benim çok fazla vaktim yok. Hemen buluşup konuşalım. Tamam. Nerede istersen. Ne kadar büyük bir köprü. Nereye istersen gelirim. Ben Eminönü civarındayım. Eski Galata Köprüsü'nde. Bir saat sonra. Tamam. Görüşmek üzere. Avustralya'da daha büyükleri var. Beğendin mi İstanbul'u? Çok beğendim. Merhaba. Şu aşağıda oturacak yerler var. Oturalım diyorum. Seni buraya getirdiğimi hatırlıyor musun? Daha 5 yaşında falan. Hatırlamıyorum.
Ondan haberiniz var herhalde. Gidiyorum. Bir tek senin için gözüm arkada. Ben gittikten sonra babanın sana sahip çıkacağını biliyorum. O bana çok kızgın. Bana kızgın olduğu için seni yanında götürmedi. Ama dönecek. Dönecek. Seni geri almak için geri dönecek. O evde mutluluklarınızdaki tek engel ben oldum. Ben gittikten sonra tekrardan hayata başlayacaksınız. Yavaş yavaş unutacaksınız bunu. Oku. Ben ezbere biliyorum. Ben anneni çok sevdim Kerim. 11 yıl onun da beni sevmesini bekledim. Oku. Anneni bir akrabanın düğününde gördüm. Onu ilk gördüğümde bu kızla evleneceğim dedim. Onunla konuşmak istedim, kaçtı. Naz yapıyor zannettim. O zamanlar normal tabii. Nazlanmak adetten. Haftalar sonra amcanla gidip dedenden istedik anneni. O da verdi. O sırada meğer o adamdan uzaklaştırmak için sürgüne yollamışlar onu. Kimsesiz, çulsuzun tekine vermek istememişler anneni. Tabii bilmiyordu. Teyze senin yanına Kütahya'ya gitmiş. Benimle yüzük takmak için döndü. Ailesi bir tek bu evlilik olursa affedeceklerini söylemişler. O da annesine kıyamadığı için benle evlendi. Nereden bileyim? Ben aşkımdan gözü kör olmuş bir şekilde sevdiğim kadını kendime esir ettiğimi göremedim. Onu benimle yaşamaya mecbur etti. Hiç sevilmeyen olmak zamanla daha öfkeli bir adam yaptı beni. Ben de hep anneme öfkeli bakan gözleri gördüm. Ne olduysa sana oldu zaten. Bu yüzden kendimi hiç affetmiyorum. Bana hak ver, beni anla demiyorum Kerim. Ama ben ne yaşadıysam onu anlattım sana. Eğer gidersem mecbur olur arkamdan gelir dedim. Böyle yapacağını hiç düşünemedim. Aklımdan bile geçmedi. Sonrasında da gelip seni alacak durumda değildim. Kendime eziyet ettim, perişan yaşadım. Aklım başıma geldiğinde de cesaretimi kaybettim. Suçluyum. Çok acı çekiyorum. Sana yazdığım her mektupta işte bunları anlatmak istemiştim. Keşke yırtmasaydım. Keşke açıp okusaydım. Çok daha önce öğrenmiş olacaktın işin gerçeğini. Ben de keşke o çocuk yalnız bırakılmasaydı diyorum. Keşke başkalarına emanet edilmeseydi. Biliyorum. Gerçi emanet edilmedi, terk edildi. Keşke kendinizi daha önce suçlu hissetseydiniz Fahrettin Bey. Benim de hayatım böyle alt üst olmasaydı. Babasıyla buluşmaya gitmiştir diyor. Ne biliyor? Sabah adres vermiş Kerim'e. Belki de gerçekten konuşmaya gitti. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.